Bazı şüpheler var. Bunları delillendiremiyoruz. Çünkü biz burada esasında şeyi bakıyoruz. İşte hasta dosyalarına, işte gittiğimiz zaman doktorun olup olmadığına, hasta ile ilgili durumun ne olduğuna bakıyoruz ama bu çete öyle bir çete ki bunların hepsini manipüle edebiliyor ve delil bulamıyoruz diye arkadaşların söylediği bir şey bu aşamada. Bunun üzerine bana geldi arkadaşlarımız. Yani hocam ne yapalım? Tabii doğal olarak siz esasında rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız? Biz bu sefer emniyetten ne zaman yardım istiyoruz? 5 Mayıs 2023'te Mali Şube'den başkomiser bir arkadaşımızı çağırıyoruz. 3-4 kişi diyoruz ki biz bunu delillendirmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şüphemiz var. Bu şüphe ne? Esasında bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bebekleri çok fazla yatırarak, hatta ölmüş bebekleri bile uzun süre yatmış göstererek veya bu bebekleri bu hastanelere yönlendirerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu suistimal ettikleri ve bu konuda hastanelerin ortamlarından, şartlarından da yeteri kadar tıbbi olarak uygun olup olmadığına dair bir denetim mekanizmaları. Ama burada... Sayın Bakanım, şimdi ihbar var, evet. Şüphe var, evet. Denetim de var, evet. Ama sonuç o esnada alınmıyor. Alınamıyor. Yani çünkü o sırada dosyayı değiştirebiliyorlar, hasta dosyasını veya o anda... Çünkü bu bebekler zaten çok küçük oldukları için, yoğun bakım ihtiyaçları oldukları için... Bunun bakımının vesairesinin o aşamada kendilerine göre manipüle edip bizim denetleme ekiplerine bunu farklı şekilde ifade ediyor olabilirler diye. Ama siz orada durmuyorsunuz. Ama durmuyorum çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar söyledi, yani bu konuda bizim delil elde edemiyoruz demeleri üzerine biz bu emniyeti devreye sokuyoruz. Çünkü orada şöyle de olabilirdi, yani hani ya denetine bir şey çıkmadı deyip devam edebilir. Hayır, biz bunu yapmıyoruz. Biz diyoruz ki bununla ilgili madem şey var, polis delil ve ispata dayalı. Mahkemede çünkü bir kurumu kapatacaksanız, bir doktorun doktorluğunu iptal edecekseniz veya bir ceza keseceksiniz, elinizde somut deliller olması lazım. Biz bunun olması için bu sefer emniyeti devreye sokuyoruz. Ne zaman? 5 Mayıs'ta. Ve ben yardımcılarıma, herkese şunu söylüyorum. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse 7-24 saat bununla ilgili lütfen onlara destek verin diyoruz. Ha, biz bu yazıyı yazıyoruz 5 Mayıs'ta. Emniyet ne yapıyor? Emniyet de şunu yapıyor. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet Başsavcılığından teknik fiziki takip ve telefon dinlemesi için izin alıyor hakimde. Yani biz 5 Mayıs'ta yazıyoruz ama emniyet bunları dinlemek için 20 Haziran 2023'te hakimlerden emniyet şey alıyor, izin alıyor. Diyor ki ve savcılık ve emniyet makamları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'yle şifai görüşmeler gerçekleşti. Gizli karar alınan, gizli karar da alınıyor. Bu yıl soruşturma dosyasında adı geçen özel hastanenin yeni doğan yoğun bakım servislerinde olağan dışı denetimler yapılmasını ve elde edilen bilgi ve belgelerin kendilerine paylaşılmasını bizden de talep ediyor. Ve 4 Eylül 2023'te Emniyetin Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından savcılığa bildirimde bulunması isteniyor. Ve bu yaklaşık 300 kişi dinlenme izni alınarak dinlenmeye başlıyor. Yani esasında 4 Eylül'de, yani ihbara konu olan, tabii, şüpheye konu olan ve sizin denetimlere konu olan, denetlemenize rağmen bir şey bulamadığınız bu 300 kişi emniyet tarafından dinlenilmeye başlıyor. 4 Eylül 2023'ten itibaren bizle beraber irtibata geçerek bunların dinlenmesi başlıyor esasında. Evet. Çünkü savcılıktan o zaman da izin alınıyor. Ama şu var, emniyet de hep işbirliği içinde arkadaşlar çalıştılar. Ne işbirliği? Emniyet bu dinleme esnasında işte bebeklerle ilgili bir sorun var, bir şüphe elde ettikleri anda bizim arkadaşlara diyorlar ki hemen olağanüstü bir denetime çıkın diyorlar. Biz de bu hastanelere 25 Eylül'de herkesin
nereye gideceğini bilmediği şekilde zarflarla anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. 25 Eylül'de. Ve bu esasında dosyanın esas delil edilen zamanı bu 25 Eylül'deki bu genel olağanüstü büyük denetim. Ve o denetimde haberleşmeler ve dinlenmeler, birbirleriyle konuşmalar, teyp kasette işte bazı bebeklerin saklanılması vesaire, esasında dosyadaki delillerin birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor. Biz 25 Eylül'de bu denetimi yaptık. Bu denetimden sonra 28 Eylül'de de tabii tek hastaneleri değerlendirdik. O hastaneleri değerlendirdik. O hastaneler üzerine bir fokusumuz anlaşılmasın diye. Biz İstanbul geneline bir yeni doğancılarda arkadaşlarımızın oluştuğu bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bu 25 Eylül'de değerlendirilen ve denetim yapılan hastanelerdeki alınan dosyaların bilgilerin de aynı zamanda bilimsel olarak değerlendirilmesinin neticesinde emniyete bu komisyonun raporlarını verdik. Yani esasında 25 Eylül, 28 Eylül 2023'te bizim komisyonu oluşturmamızın en büyük sebebi bu toplanan dosyaların delillerini, tabii ki bunların bir inceleme süreci var. Bu inceleme sürecinin hepsi delil ve somut bilgiler bulmaktı bizim açımızdan. Tam da bu noktada bakanlığa yönelik eleştirilerden bir tanesi bir köstebek olduğu bu komisyondan ve bu hastanelere bilgi verdiği yönünde bilgiler vardı. Onu siz de tespit edebildiniz mi? Şöyle, biz bu denetimi yaparken hangi kişi, kim nereye gidecek hiç bilinmiyor. Ve bu ellerine verilen zarflar kapalı zarf. Hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. O araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor. Biz böyle denetleme yapıyoruz İstanbul'da. Çünkü maalesef sizin dediğiniz gibi, çünkü bu çete olabilir, bu içimizde de birileri olabilir diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere kime nereye, kimin nereye gideceğini belli etmeden bu denetimleri yaptık. Ve şöyle bir şey var. Bu denetimleri devam ettirdik zaten polisin gözetiminde. Yani mesela polis bize işte Ocak ayında yeniden 2024'ün başında veya Kasım'ında 2023'ün gidin bir duyumda bir şüphemiz var bebeklerle ilgili. Biz hemen denetim ekiplerini yine çıkartıp polisin koordinasyonunda haber veriyor bize. Çünkü onlar dinledikleri için burada bir şüphemiz var dendiği anda bizim ekiplerimiz, çünkü bizi, ben iki kişiyi tek bununla görevlendirdim. Yani bir şey olursa 27-24 saat gidin o hastanelere denetim yapın dedik biz. Öyle olunca polisle direkt irtibatlı oldukları için o teyp kasetlerinde herhangi bir şüpheli konuşma duydukları anda bizim ekibi çağırıyor, arıyorlardı. İki tane, üç tane denetim ekibi hemen gönderin diyordu. İşte Türker Bey dediğimiz arkadaşlar da onlardan. Bizim ekip hemen gidiyor, işte denetim yapıyor, bir şey bulmaya çalışıyor. Ama o sırada oradaki çete üyeleri birbiriyle görüşüyor denetim sırasında ve esas deliller orada elde ediliyor. Sayın Bakanım, şöyle bir durum var. İhbarı aldınız, denetimlere başladınız, emniyet de işin içine girdi ama bu esnada biz bebek... Savcılık da var bu arada. Savcılık da var. Bebek ölümlerinin devam ettiğini görüyoruz. Evet. Bu engellenemez miydi sorusuyla kamuoyu merak ediyor bu sorunca. Şimdi şöyle, bunların, bu bebeklerin, onu anlatacağım zaten algoritmada. Bu bebeklerin zaten ölüm o anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor. Neden verilmiyor? Çünkü dosya gizli, savcılıkta. Yani Sağlık Bakanlığı'na, ben onu şimdi ifade edeceğim algoritmada. Yani bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Anlatabiliyor muyum? Biz polisin yönlendirmesiyle ve savcılığın yönlendirmesi. Çünkü dosyada tamamen gizlilik var. Şimdi anlatacağım husus esas burada, onu daha çok açıklanacak. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023'te bakanlığımıza diyor ki ben böyle bir soruşturma yapıyorum. Burada bazı, çünkü o bizim gidip denetlemelerde bulduklarımızı polise ve savcılığa vermemizle beraber teyipler, onları hiç bilmiyoruz biz. Konuşmalar bizi ifade etmiyorlar. Yani daha doğrusu dosyayı bize vermiyor polis. Çünkü savcılık bununla ilgili gizlilik kararı almış. Yani kimseye paylaşmıyor. Ama onların kanaati
burada bir ihmal olabilir veya suistimal olabilir. Halen daha bu esasında suistimal üzerine, SGK'yı suistimal üzerine düşünüldüğü için 24 Kasım 2023'te bakanlığa diyor ki savcılık, sen burada dosyalar üzerinde, bakın dosyalar üzerinde bir inceleme yap diyor bize, müfettişliğe. Sağlık Bakanlığı 24 Kasım'da bunu diyor. Ve 5 Aralık 2023'te de bak Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriyor. Nereye görevlendiriyor? Bu dosyaları, yaptığımız denetimleri ve dosya üzerinden durumu incelemek üzere. Ve bu konuda müfettişlerimiz savcılıkla direkt bağlantı kuruyor. Büyükçekmece Savcılığı'ya. Ya biz geldik, biz bu konuda işte inceleyeceğiz. Onlar da diyor ki savcılık, ya biz bunu operasyon ediyoruz. Ama siz hastanelerden çok, çünkü şüphe edilir, müfettiş gelince de şüphe edilir. Siz bunu dosyalar üzerinden, bu gittiğiniz denetimler üzerinden inceleyin deniyor. Bunun üzerine halen daha haksız kazanç ve bu çetenin para kazanma üzerine olduğu başsavcılık tarafından biliniyor ve bize bildiriliyor. Ancak 16 Şubat'ta bizim müfettişlerimiz, bakanlık müfettişleri bu dosyayı inceliyor. Dosyaları ve denetim raporlarını. Ve 16 Şubat 2024'te de kendi kanaatini yine delil olmak üzere savcılığa veriyor. Bir rapor şeklinde. Ama bizim müfettişlerimiz savcılıktan aynı zamanda diyorlar ki elinizde belge varsa, bilgi varsa hani bize paylaşın dinleme kayıtlarınızı vesaire. Çünkü biz bunları alalım hani değerlendirelim diyor ama savcılık diyor ki hayır, bununla ilgili ben gizlilik kararım var. Bunu teftişteki arkadaşlarla o aşamada paylaşmıyorlar. Çünkü operasyonun riske girme konusunda kaygıları oldukları için büyük bir çete anladığımız kadar, şimdi anlıyoruz onu. O zaman tabii bu kadar büyük bir yapılanma olup olmadığını savcılık bize ifade etmiyor. Teyp kasetlerini vesaire. Biz o sadece CİMER şikayetiyle bunun böyle olacağını hayal ederek hassasiyetimizle yaptığımız bir iş bu. Efendim bu 30 klasörde 197 suç tespit edilmesi de sizin bu müfettişlerin raporu. Tabii bizim denetimlerimiz, bizim müfettişlerimiz esasında savcılık soruşturmasının temeli bu denetimler ve denetimler esnasında konuşmalardaki dinlenildiği zaman olan hususlar esasında delil oluyor. Baktığınız zaman iddianameye esasında her şey orada açık. Tabii bu savcılığın, ben Şubat'ta, özellikle 22 Şubat'ta 22 Nisan'da gizlilik kararının devam ettiğini bizim müfettişlere söylüyor. 22 Şubat 2024'te ve 26 Nisan 2024'te savcılık talimatıyla polis bu hastanelere ve ilgililere baskın yapıyor. Ve 22 kişi tutuklu, 41 kişiyi gözetim altına alıyor önce. Sonra bunlardan da 22'sini tutukluyor. Ve esasında operasyonun, savcılığın yürüttüğü ve polisin delilleri elde ettiği aşama, esas o aşama. 26 Nisan 2024. Tabii. Ve 27 Nisan'da da bu esasında haberde oluyor yeni doğanlara. Evet. Biz de yapmıştık. Abi. Evet. Ama şöyle tabii süreç devam ediyor. Ne süreci? Bu savcılık, ben delilleri elde ettim artık dediği andan itibaren ve ya artık bunlarla ilgili iddianame oluştururum dediği andan itibaren bunlara baskın yapıyor. Ve yani zaman, savcılık, polis ve bakanlık işbirliği halinde 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile aslında çete o zaman çökertiliyor. Tabii o zaman çökertiliyor çete. Ama çetenin çökertilmesi şu, deliller toplandıktan sonra ve çete ile ilgili gerçekten bu SGK'yı kandırdılar, üçyat yaptılar, bebeklere iyi bakmadılar. Devletin parasını soydular. Bu mantık ve bu artı delillerle beraber toplanıyor. Yalnız bu 9 Mayıs 2024'le savcılık şeyi kaldırıyor. Gizlilik kararı, çünkü baskını yapmış, ilk aşamasını bitirmiş.
Bu sefer 3472 sayfa polis fezlekesi, savcılık ifadeleri, işte MASAK raporlarının hepsini incelemek üzere bizim müfettişlerimize veriyorlar. Bizim müfettişlerimiz ilk aşamada bunların hepsini inceliyor ve tabii ki kendisine göre, çünkü hastanelerle ilgili, kurumlarla ilgili, kişilerle ilgili sadece tutuklamak yetmiyor. Bir de idare tarafının olarak, Sağlık Bakanı olarak bizim de bir teftişimizin gerekliliği var. Çünkü mahkeme, adli süreç başkadır, idari süreç başkadır. Biz onu çalışıyoruz. Şimdi herkes şey söylüyor, hani demin sordunuz ya, hani hocam ölümler varken siz niye durdunuz? Böyle bir sorgu var maalesef. Kamuoyuna böyle bir yönlendirme var. Esasında büyük bir çeteye operasyon yapılmış. Çok iyi bir işbirliğiyle, devletin gücüyle bu çete, yani çok meşakkatli ve birçok zahmetle ve inanılmaz bir işbirliğiyle çete çökertilmiş, ama işte siz orada çocuklar ölürken siz oradaydınız ya falan diye söyleyen arkadaşlar maalesef konuyu çok iyi bilmiyor olabilirler. Ama cevap vermek de lazım. Evet, öyle mi vermek efendim, lazım? Burada bu soruşturma aslında SGK'yı zarara uğratmak, devleti zarara uğratmak soruşturması. Peki öyle başlıyor. Hangi aşamada bebek ölümleriyle suçun türü değişiyor ve esas hikaye orada tam başlıyor? Tam oraya aslında geliyorum ben de. Evet, nerede siz öğrendiniz? 28 Haziran 2024. Yani ilk şikayette yaklaşık 13 ay sonra bütün deliller toplanmış, çeteye baskın yapılmış. Bu konuda artık tutuklamalar olmuş olduktan sonra savcılık 28 Haziran'a diyor ki bize, savcılık bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında bir illiyetba var mı diye bu sefer bizim teftiş heyetimize yazı yazıyor. Ya 28 Haziran 2024'te ilk defa fiiliyet olup olmadığı konusunda savcılık bize soru soruyor. Bunun sizden teknik inceleme yapmanızı istiyor. Tabii. Ama biz o 3900 sayfayı inceliyoruz. Ama burada teypler 3 Eylül 2024'te kasetler vesaireler jandarma kriminal büro tarafından çözümlenerek bize geliyor. Burada jandarmanın kriminal tarafı da o teypleri, kasetleri, her şeyi çözüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bununla o 3004 gerçekten büyük bir çalışma bu. Bu sayfalarca raporları, ses kayıtlarını, görüntüleri hepsini bizim müfettiş arkadaşlar eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü illiyet bağı kuramazsanız hastane veya kişilerle bunları kapatmanız, çünkü orada birçok insan çalışıyor hastanelerde. Birçok kişi çalışıyor, sağlık hizmeti de veriyor yani. Bu öyle şey yapılmasın. Bu hastanelerde çalışan herkes çete üyesi değil. Değil tabii. Bu hastanelere sızmış bir çete var. Çete aynen öyle. Biz de bunun üzerine illiyet bağ kurmak durumundayız. Acaba gerçekten kötü bakılıyor mu vesaire. Bunun üzerine hepsini inceletiyoruz ve biz esasında bununla ilgili bebek ölümlerini bu sefer bunun illiyetiyle alakalı olup olmadığıyla ilgili de bir bilirkişi gibi 16 Eylül 2024'te, bakın 16 Eylül 2024'te bebek ölümlerinin bunlarla alakalı olup olmadığı. Çünkü bu bebekler zaten yoğun bakımda yattıkları için normal mi öldüler? Yoksa ihmalde mi öldüler? Çünkü bu insanların amacı esasında bebekleri öldürmek değil. Bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de sosyal güvenlik kurumundan para almak maksadıyla olduğu hep düşünüldü. Ve öyle bir yaklaşım sergiledi. İhmalden öldüler vesaire diye illiyet bağını tam kurmak için bilimsel bir kurul oluşturuldu bizim tarafımızdan, müfettişlik tarafından. Bir profesör arkadaşımız, bir kadın doğum eğitim araştırma hastanesindeki bir yeni doğancı, bir profesör ve iki doçent arkadaşımız bu illiyetle müfettişlerin tespit ettiği bu bebek, 10 bebek diyorsunuz ya, o bebeklerle gerçekten bu konuşmaları işleştiriyorlar ve en sonunda o zaman deniyor ki bunların bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaati belirtiliyor ve söz konusu tıbbi mütalaa Büyükçekmece Savcılığına gönderiliyor.
Ya ne zaman gönderiliyor? Esasında 16 Eylül 2024'te. Savcının tehdit edilmesi de tam da bu noktada değil mi? Onu anlatacağım. Şimdi yolsuzluk, usulsüzlük nitelikli, dolandırıcılık başlıklarıyla devam eden soruşturma kapsamında bebek ölümleri ilk defa bu tarihte dahil ediliyor. Yani 16 Eylül 2024'te biz o teyipleri, bilgileri aldıktan sonra. Şimdi biliyorsunuz bunu savcılığa iletiyoruz. O da iddianamesini hazırlıyor ve o işte tehdit olayı, savcılığa gelip de beni, bu tutukluları, çete üyelerini serbest bırakma, işte bu aşamalarda o da oluyor. 30 Eylül sanıyorum, tam tarihini bilemeyeceğim orada ama. Bizim müfettişlerimiz, bu tabii hocalarımızdan illiyet bağında alınca 16 Eylül'de oturuyorlar, raporu yazıyorlar ve 28 Eylül 2024'te mevzuata aykırı işlemlere ilişki tespit edilen raporlamayı yapıyorlar ve hastanelerin kapatılma önerisini sunuyorlar. Müfettişler, yani bizim idare tarafı, Sağlık Bakanlığı tarafı 28 Eylül itibariyle müfettiş bazında bunların illiyeti var bu bebeklerin ölümüyle. Onun için ilgili maddelere göre hastaneleri kapatın diyor. Kime diyor? Bizim teftiş kurulu başkanlığımıza diyor 28 Eylül'de. Ve aynı zamanda da savcılığa da bunu bildirince, savcılıkta 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor savcılık ve sunuyor. Yani esasında bu işin ne kadar birbiriyle ilişkili ve koordineli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve biz de 18 Ekim 2024'te, yani savcılık iddianamesi bittikten 2 gün sonra da hastanelerimizi, ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz. Yani bu medyada ortaya çıktıktan sonra hastaneler kapatıldı şeklinde bir eleştiri kabul etmiyorsunuz. Hayır, zaten süreç kendi zaten süreç, olağan akışında olağan akışı, böyle yani bu, gitti diyorsunuz. Bu, ben şunu söylüyorum. Ya bu dezenformasyon tabii ki bilmeden yapılabilir. Yahut da işte gerçekten biz de iyi anlatmamış olabiliriz. Ama o kadar başarılı, gerçekten eş güdümle çalışılmış, devlet bütün mekanizmalarını kullanarak büyük bir çeteyi, gerçekten büyük bir çeteyi ve maalesef bizim bebeklerimizin sağlıksız olmasını, onların suistimallerini, bir bebeğin her şeyi, ben babayım yani sonuçta, bu kadar olabileceğini biz ancak Eylül ayında ispatlayabiliyoruz ve illiyet kurabiliyoruz. Bu da savcının Haziran sonunda yazdığı bu illiyeti araştırın demesiyle oluyor. Çünkü dosya hep gizli. Birçok emek var. Yani şunu söylüyorum. Biz diyelim o dikkate almasaydık bize, gittiler denetlediler bir şey bulmadılar. Efendim bu illiyet bağını kuramasaydınız. Yani bizim esasında bu ben size şunu ifade ediyorum. Topluma da şunu ifade ediyorum. Bakın bunlar, biz sağlıkta çürük elmaları ayıklama yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Ve bunlar devam edecektir. Eğer gerçekten bu konuda çürük elmaları bulup gereğini her zaman yapacağımızı devlet olarak söylüyorum. Sayın Bakanım, orada denetimler yetersiz kalıyor. Önemli bir nokta. Şimdi siz denetimler yetersiz kaldıktan sonra polise, emniyete gidiyorsunuz. Evet. Denetimlerin yetersiz kalması üzerine bir değerlendirmeniz olacak mı? Tabii. Bu denetimler neden yetersiz kalıyor? Şimdi şöyle, esasında çete mi çok profesyonel? O çete çok profesyonel, o kesin. Ama şu da var, denetimlerimizi de revize edeceğiz. Yeniden bir yapılanmaya gireceğiz. O da şu, tabii ki denetim çeşitleri var. Bizim 3 türlü denetimimiz var şu anda. Birisi olağan denetim dediğimiz, bir tanesi ruhsata dayalı, bir tanesi hizmete dayalı denetimlerimiz var. Bunlar senede 40-50 bin tane yapılır Türkiye'de. Bir de olağanüstü denetim dediğimiz, işte çağrıya veya bir şikayete bağlı veya o anda işte müdürün yetkisiyle olan denetimlerdir. Bunlar bir anda çıkılır, yapılır, gelir. Ama siz denetime gittiğiniz zaman kimle gidiyorsunuz? Hekimle gidiyorsunuz, denetçiye gidiyorsunuz, teftişle gidiyorsunuz. O sırada bunun önlemi alabilecek bir yapılanma varsa bunları delillendirmeniz için işte bu yolları yapmak zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Ama biz denetim mekanizmaları aynı zamanda şöyle bir şeye dönüştüreceğiz. Onu da bir ifade edeyim. Hani esasında elektronik altyapılarımız da var. Biz bu hastanelerin hastalarının bilgilerini ve
hastaların durumlarıyla ilgili de bir denetim mekanizmaları oluşturacağız. Yani fonksiyonel denetime dönüşeceğiz biraz daha. Ve bu konuda esasında 3-4 aydır da çalışıyoruz. Yani bakan olduktan sonra. Çünkü sahadan geldiğim için o sahadaki sorunların biraz daha revizyonunu daha iyi hale getirmek için de bir çalışmamız var. Bu bir aydır, 1,5 aydır devam ediyor. Biliyorsunuz aile hekimliğine var, ambulanslarımız da var, işte denetimle var, özel hastanelerin yapılarıyla var. Çünkü burada özel hastanelerin de bazı yapısal sorunları olduğunu gördük. Açık söylüyorum. Onun için özel hastanelerde bir disiplinize etmek gerektiği kesin. Özel hastanelerle Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki ilişkiye dair yapısal bir reform hazırlığı mı var? Yani o Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili bizim önerilerimiz olabilir. Ama bizim kendimizin hastanelerle ilgili denetim mekanizmalarımızı daha güncel hale getirmemiz gerektiğini kesin net söyleyebilirim. Çünkü bu delillerin ama her halükarda siz ne kadar elektronik sistemde olsanız, siz ne kadar bunu çok harikulade yapsanız da maalesef bu tür çeteleşmeler, kötü niyetli insanlarla mücadele her zaman olacaktır, olmuştur da. Ama şu var, çok net söylüyorum. Ben 1,5 milyon sağlık çalışanının içindeki bu çok birkaç tane çok küçük çürümüşler o insanların hakkını dayıyor. Sadece insanlarımıza zarar veriyor. O çok büyük acı ama depremde küvezini bırakmayan hemşirenin de hakkını yiyor diye düşünen bir insanım ben. Veya orada gece gündüz sabahlara kadar ameliyat etmiş bir cerrahın da hakkını yiyen insanlar olarak görüyorum. Ve biz her türlü suistimali engellemek için her şeyi yapıyoruz. Ama bugün insanlarımız ne soruyor? Benim bebeğime bir şey oldu mu acaba demeye başlıyor. Bunu tartışırken, sağlığı tartışırken ben biraz daha hassasiyet gösterilmesi, bunu siyasi rant veya siyaseten kullanılmasından çok, kişisel tanıdığın kullanılmasından çok, sağlık çünkü gerçekten yaptığımız iş çok hassas bir iş. Herkesin direkt canıyla uğraşıyoruz, bedeniyle uğraşıyoruz. Ve gerçekten Türk hekimleri, ben her zaman ifade ediyorum, Miami'de çalıştım, birçok yerde çalıştım, Amerika'da çalıştım, gördüğüm şu, gerçekten Türk hekimleri ve Türk sağlık sistemi ve çalışanları özveriyle ve iyi çalışıyorlar. Bakın dünyanın birçok ülkesinden bize sağlık hizmeti almak için geliyor insanlar. Biz bu iyi hizmeti iyi vermesek kimse gelmez. Ama biz kendi değerlerimizi, Türk toplumunun, Türkiye'nin iyi yaptığı şeyleri böyle birkaç tane affedersiniz insanlıktan nasibini almamış ki ben maalesef o düşündükçe hani insan ben rahat duramıyorum, rahat edemiyorum çünkü yani benim meslektaşlarım sonuçta bu arkadaşlarım şeyler şahıslar ama artık bunlar insanlıktan yani bir bebeği gerçi bunlar bebeği öldürmek için değil esasında bebeğin o hastalığından faydalanıp uzun süre yatırıp onlardan para kazanmak için bunu yapıyorlar ama baktığınız zaman işte şartları, fiziki şartları, onlara, bebeklere hizmetlerinde kusur bulunduğu için illiyet bağı kurulduğu için kapatıldığını. Bakalım şimdi çete çökertildi. Evet, şükürler olsun. Şunu da söyleyeyim, lafınızı balla kesiyorum. O 41 kişiden sonra ikinci aşamada da tehditle vesaire de 5 kişi daha tutuklandı. Toplam şu anda gözetimi alınan şüpheli 47 kişi, 20 kişi de tutuklu. Ya bir çete çökertildi. Evet. İçeride gözaltında tutuklu olarak yargılanan evet. Çete üyeleri var. Bu çetenin sızdığı hastaneler de kapatıldı. Evet. Sağlık sistemimizde denetimler büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Evet. Burada kapatılan hastanelerle alakalı olarak burada çalışan doktorlar, hemşireler, hastalar bununla alakalı bir yaklaşımınız olacak mı? Çeteyle alakası olmayan anladım. Meslektaşlarınız. Tabii ki biz biliyorsunuz bakanlık olarak yeniden atama kurası açıyoruz. Bizim süresi bitmişti. Onu biraz uzattık ki eğer iyi niyetli arkadaşlarımız bize başvururlarsa bakanlık olarak onlarla ilgili hakları olsun, şansları olsun. Bunun haricinde özel hastaneler derneklerine başkanlarını ben bizzat aradım. Dedim ki buradaki hemşiresi, çalışanı vesaire varsa lütfen bunlara siz de sahip çıkın. Biz de sahip çıkalım.
Tabii ki olmasını istediğimiz bu duruma karşı karşıyayız. Ama şu andaki bu kadar iddianame ve soruşturmaların neticesinde bunları kapatmamız gerektiğini hepsinin de bilmesini istiyorum. Tabii bir çeteyi çökertmek sadece bir çeteyi çökertmek anlamına gelmiyor. Pek çok bu konuya dair herhangi bir operasyon içerisinde olan şahıslar da buradan derslerini alıyorlardır. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu konuyla alakalı soru yoksa diğer sağlık konularına geçeceğim. Efendim bir soru. Buyurun. Bu meselede illiyet bağı kurulması, yani SGK'yı zarar uğratmakla bebeklerin ölümüyle illiyet bağı kurulmuş olması en kilit nokta. Öyle değil mi? Aynen çünkü öyle. Bu bebeklerin ölümünden sorumlu olanların ceza alması bu şekilde sağlanmış oldu. Tabii. Yani şöyle bir şey yapabilir. Yani siz onu illiyet bağı kurmazsanız hastaneyi de kapatamazsınız. İnsanlara da ağır ceza gibi bir ceza veremezsiniz. Para cezası vesaireyle olurdu. O illiyet bağı bizim için hani Eylül'deki hocalarımızın ve raporların tamamının bize bakanlığa ulaştıktan sonraki aşamada ancak iddianamedeki delilleri gördükten sonra bunu yaptık. Ama savcılık o delilleri ve şeyleri şüpheyi ispatlayacak hale geldiği zaman da yani Nisan ayında da çeteyi çökertti. Bu esasında zamanlama olarak da süreç olarak da doğal ve gerçekten işbirliği yapılabilecek bir süreç. Yahya Bey. Bu çetenin çok cüretkar olduğu Sayın Savcı'yı tehdit etmesinden anlaşılıyor. Evet. Bu konuda bakanlığınıza ya da müfettişlerinize yönelik de benzer tehditler oldu mu? Vallahi biz tehditleri görmüyoruz. Allah rızası için çalışıyoruz. Kahraman insanlarımız var. Müfettişlerimiz gerçekten müfettişlerimiz de bu aşamada müthiş bir efor sarf ettiler. İki arkadaşımız bir senedir bu işte gece gündüz uğraşıyor. İddianamesinden o sayfalarca olan denetim evraklarına, binlerce saat olan CD'lere, görüntülere emin olun çok büyük bir çaba bu. Yani bu, ben o müfettişlere, gerçekten burada emek veren herkese, toplumumuz, bu çocuklarımız, çocuklarımız aile için teşekkür ediyorum. Yani tabii ki biz buna başlangıç yaptık, yönetici olarak takip ettik. Ama esas kahramanlar, oradaki çalışanlar, onları dinleyenler sadece. Oraya gidip denetim yapanlar, tutanak tutanlar. Yani bu çeteyi, bir çeteyi çökertmek, ki bu gerçekten çok, göreceksiniz iddianamede, çok büyük çaba eseri olan bir şey. Ha, bunu karalamaya veya yanlış dezenformasyon eden insanlara bir şey demiyorum. Ama biz iyi tarafından, iyi insanlar olarak, doğru insanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Mücadeleye hep devam edeceğiz. Ama tabii ki bazen insanlar şunu anlaması lazım. Yani her şeyi ifade etmeniz durumunda oradan küçük bir kelime alıp bunu başka şeylere yönlendiren, dezenforma eden kişiler de kendi işlerini yapıyorlar diye bakarım ben. Ben kendi işimi yapıyorum. Ben koşuyorum, çalışıyorum. Emin olun bu sağlık çalışanlarımızla, bu fizik altyapımızla, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye sağlığı dünyanın en iyi sağlık sistemini, en iyi üreten sağlık sistemini ve Türkiye'nin lokomotifi olabilecek bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bunu istemeyenler de var herhalde diye düşünüyorum. Özel hastanelerin bu yoğun bakım ünitelerini başka şirketlere kiralaması konusu ve aynı şekilde özel hastanelerin denetlenmesi konusu yoğun bir şekilde gündeminizde olacak. Kesinlikle olacak. Hem onlar hem özel hastanelerin denetleme yöntemleri, hem çalışma usulleri, hatta kamu hastanelerimizin de biz açıkçası sağlıkta yeniden bir revizyona, yeniden yapılanmaya ve bunu demin bahsettiğim Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmeye kararlıyız. Bununla çok net söylüyorum. Biz bunu yapacağız yani. Ve bunu yapacak hem insan gücümüz var, hem altyapımız var, hem Cumhurbaşkanımızın desteği var, hem de bizim irademiz var. Burcu Hanım, sizle devam edelim. Efendim az önce aslında konuşmanızda bir parça değindiniz ama ben hani biraz daha geniş çerçevede sormak istiyorum. Bu yeni doğan çetesiyle ilgili süreçte sık sık sağlık çalışanlarının töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurguladınız. Tüm sağlık çalışanlarının. Tabii ki bu tip olaylar bazen insanlarda sağlık sistemine yönelik bir güvensizliği, endişeyi de beraberinde getiriyor. Bununla ilgili mesajınız, değerlendirmeniz nedir? Yani ben hep 3,5 aydır bakanlık makamında oturuyorum. Allah bize nasip etti. Cumhurbaşkanımız
bizi takdir etti buraya. Bizi inşallah toplumu, milletimize mahcup etmez ama ben hekimlerin ve sağlık çalışanlarımızın değerli olduğunu, çünkü bu meslek sadece maddiyatla yapılacak bir iş değil bu sadece. Materyalist bir meslek değil bizim yaptığımız. Biz insanları severek onların dermanına derman olmak için çalışıyoruz ve böyle eğitildik. Biz değerli olmak istiyoruz esasında. Ben 3,5 aydır bunu söylüyorum. Böyle birkaç tane affedersin vicdanı olmayan veya farklı amaçları olan insanları, 1,5 milyon sağlıkçı, gece günü çalışan sağlıkçının bu manevi özveriyle çalışan sağlıkçının hakkını yediklerini için üzüldüm ben çok. Ve maalesef böyle bir algı oluştu. Ben çok ne söylüyorum? Her türlü denetim mekanizmalarımız çalışmakta. Ancak bizim insanlarımız şunu bilsinler ki sağlıkçılar gerçekten insanlarımıza özveriyle ve mükemmel bir sağlık hizmeti sunuyor. Tabii ki bazı eksiklerimiz de vardır. Bazı kötü niyetlerimiz vardır. Ama bilsinler ki insanlar şikayet ettikleri zaman bu idare, bu devlet onların şikayetini dikkate alıp gereğini yapıyor. Biz gereğini yaptık. Ve gereği sonucunda da çeteyi çökerttik. Böyle varsa çeteler, eğer gerçekten şüphe varsa biz bunların üzerine hiç kararlılıkla gidiyoruz. Kim olursa olsun bunların üzerine gitmeye de devam edeceğiz. Bu kadar ne söyleyeyim? Çünkü sağlık her şeyin üstünde. İnsanların mutluluğunun en büyük kaynağı sağlık demek. Bir insan sağlık olmadığı zaman ne parası ne makamı önemli hale gelmez. Onun için sağlık bizim için hassas bir konu. Biz bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz kötü insanlara. CİMER'le başlayan ve büyük bir çetenin çökertilmesiyle sonuçlanan bir durum var. Evet. Hukuki süreçler de devam ediyor. Ne kadar ceza alacaklarını hep birlikte göreceğiz. Anadolu Ajansı olarak biz de takip edeceğiz.